yaşındayım ya. Ya tamam sakin ol. Tabii ki evlenmeyeceksin. Ya Leyla görmüyor musun? Görücü hamamı falan yaptılar. Yengen de hemen düğün hazırlıklarına başladı zaten yangından mal kaçırır gibi. Ya Selin abla sen evlenince yanımızda olmayacak mısın? Ya Nazlı saçmalama, evlenmeyeceğim diyorum ya. Ya tamam kızma. Onun da kafası karıştı. Kızlar bu zamana geri gitme olayı benim iyice canımı sıktı artık. Ya ben kendi zamanımıza geri dönmek istiyorum. Ben de. Ya o zaman bir an önce Selena'yı çağırıp durumun aciliyetini açıklayalım ona. Evet, yoksa 2008 yerine koca evine gideceksin. Ha Leyla çok komiksin, evet. İstersen Aslı yengeyi çağırayım şimdi, sana da bulsun bir tane 70 yaşında üç karılı bir adam he? Ya ne alakası var? Sinirlerim bozuldu sadece. Emin ol benim kadar bozulmuş olamaz. İyi tamam hadi çağıralım o zaman. Aman benim güzel yeğenlerim, canlarım. Ay Ekrem Bey amcaları görüyor musun? Ay kızlarımız kendi aralarında erkek kına gecesi yapıyorlar. Ama öyle olmaz ki kızlar. Sen gel bakayım şöyle, Selin'i ortaya alacaksınız. Siz de böyle etrafında duracaksınız, tamam mı? Hadi bakalım, yüksek yüksek tepelerim. Siz devam edin çocuklar. Ah, eğlencelerini bozmayalım Ekrem Beyciğim. Rahatsız etmeyelim, sonra tekrar geliriz. Hadi. Rahatsız etmiyoruz hanımcığım. Benim mühim bir mevzu konuşmam lazım Selin'le. Bir dakika. Selin'ciğim. Efendim amcacığım. Selin'ciğim biliyorsun bugün bir talibin çıkmış yavrum. Şimdi sen bu talibinle evlenmeyi istiyor musun, istemiyor musun? Konuştuklarımızı hatırlıyorsun değil mi Selin'cim? Eğer amcanı iflas ederse kendini öldürür. Evlenmen lazım. Hanımcığım ne yapıyorsunuz? Ekrem Beyciğim şey yapıyoruz. Gelin kızımız o kadar güzel ki gelinlikle çok yakışacak. Nazarlara gelmesin diye. Elem terefiş, kendi gözleri şişiyor. Maşallah. Maşallah canım benim. Hanımcığım lütfen bırakınız bu hurafeleri. Ben Selin'e soruyorum. Selin'cim yavrum sen bu izdivaca razı mısın? Siz nasıl uygun görürseniz amcacığım. Evladım, benim nasıl uygun gördüğüm önemli değil. Önemli olan senin bu izdivacı isteyip istemediğin. Ne oldu hanımcığım? Yok bir şey Ekrem Beyciğim. Önemli bir şey değil. Sadece aklıma rahmetli Hulusi Bey amca geldi. Hulusi Bey amca mı? Bildiğim kadarıyla sizin Hulusi diye bir amcanız yoktu. Efendim baba kendisi işinin kötü gidince bunalıma girdi. Sonra da kendini intihar etti. Öldü gitti. Akıl rahmetine kavuştu. O kadar üzülüyorum ki. Allah kimseye göstermesin. Allah kimseye yaşatmasın. Çok üzülüyorum. Çok acı bir şey. Çok. Hanımcığım Allah rahmet eylesin Hulusi amcanıza da. Bunun mevzumuzla bir alakası yok. Onun için ben Selin'e tekraren sormak istiyorum. Yavrucuğum sen bu izdivaca razı mısın? Canım yeğenim benim, akıllı kızım. O zaman bize de peki demek düşer. O zaman hemencik yapalım nikahı değil mi? Kıyalım Selin. Kıyalım nikahı efendim. Niye bu acele hanımcığım? Aceliyesi var mı? Adam geberip gitti. Yani Ekrem Beyciğim böyle işler fazla uzak ve gelmez diye düşünüyorum. Allah göstermesin mahallede adımız çıkar. Madem ki sözlendiler niçin imam nikahı kıymıyorlar diye. Yaşayamayız bu mahallede yoksa. Hemencik yapalım. Bugün yetişmezse yarın kıyalım Selin'i. Nikahı yarın kıyalım. Söyleyeyim o zaman Müstesna'ya. Hemen hazırlıklara başlasın değil mi? Müstesna! Ya Selin neden söylemedin amcama? Ya nasıl söyleyeyim Leyla? Ya Aslı yengenin dediği doğruysa, amcamın işleri kötüyse ve iflas edip de intihar ederse o zaman o vicdan azabıyla nasıl yaşarım ben? Yani göz göre göre o yaşlı adamla evleneceksin. Ya şu anda tek düşündüğüm şey Selena'yı çağırıp ondan bizi zamanımıza geri götürmesini istemek. Hem o zaman ortada bir sorun kalmaz. O yüzden... Selena. Selena. Selam kızlar. Ya Selena kurtar beni. Selin ablamı evlendiriyorlar. Ne? Ya evet. Hem de 70 yaşında 3 tane karısı olan bir adamla. Ya Selena ne olur zamanla geri dönmemizin bir yolunu bulduğunu söyle. Kızlar... Doğrusunu söylemek gerekirse ben henüz bir çözüm bulamadım. Olamaz ya, ne yapacağım peki ben şimdi?
Ya Selena bir şeyler yapmalısın. Ben bu zamanda evlenmek istemiyorum. Kendi zamanımıza geri dönmek istiyorum artık. Bilmiyorum ama üzülme lütfen. Elimden geleni yapacağım. Hem zaten ben bu karışıklığı düzeltemezsem büyük ihtimalle Burak da şehit olacak. Nasıl yani? Burak askere yazıldı. 93 Harbi'ne gidecek. Ya Selena ama Osmanlı Devleti o savaşta çok fazla şehit vermişti. Biliyorum. Bu yüzden ya bir an önce bir çözüm bulmak zorundayım. Ben daha fazla vakit kaybetmeden Ütopya'ya gidip Yüce Onos'la konuşayım kızlar. Hem Selena hem Burak'ı kurtarmam buna bağlı. Leyla baksana resmen çeyiz sandığını götürüyorlar ya. Selena'yı bir daha çağırıp sorsak mı ne oldu diye. Bence hiç boşuna çağırmayalım. Eminim o da bu durumu düzeltmeye çalışıyordu. Hırsızsan. Ha kapatmadın değil mi sandın? Şunları da koy bakayım. Şunları da. Ha dantel görsün helalim. Baş üstüne Aslı hanımcığım. Aslı bunlar benim çeyizlerim değil mi? Neden bu sandığına koyuyorsun? Kıvılcım saçmalama kızım. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenir mi? Bir küp altın gelecek diyorum. Ben o altınlarla sana neler neler alırım biliyor musun sen? Bulunmaz Hint kumaşlarını bulda tutturup sana en güzel çeyizleri diktirtirim hayatım. Ha? Tamam o zaman. Hadi bakayım. Kalk bakayım. Kapatıyorum aşağı anıcığım. Kapatıyorum. Hayır. Dur bakayım. Gelin kızımız nasıllar? Bir şey söyleyeceğim. Ozan Bey'e haber verdim evleneceğini. Kıvılcım susar mısın lütfen? Diyecektim ki eğer haber vermediysen merak etme. Ben mektup yazıp gönderdim Ulak'la. Belki gelip sana takı falan takarım ne dersin? Ya bana bak. Aman canım tamam sana da iyilik yaramıyor. Bak ne diyeceğim. Bir gün ben de Ozan Bey'le evlenirsem kocanı da alıp beraber pikniğe mangal falan yapmaya gideriz ha olur mu? Kıvılcım. Ha değil mi senin müstakbel kocanın et yiyecek dişleri yok. Olsun. Ona da lapo yaparız değil mi? Kıvılcım hadi bakayım. Cebirde sözlüğe kalkıyorsun. Alamet Hoca. Ay sanki ben Alamet Hoca'nın sesini duydum ya. Aslı sen de duydun mu? Hadi ama müstesna ne kadar uyuşuksun canım. Ben senin yerinde olsam bu da şimdiye kadar çok da ne vermiştim gitmişti. Bilmiyor musun ki sandık yeni eve gitmeden gelin kızı almaya gelmezler. Allah'ım şu hanım kaçılarına mukayyet ol. Aslı hanımcığım tam ben kapatıyordum şiş kapatma dedin şu an için. Sus. Derhal Zülfikar'a haber ver. Sandığı yüklesin. Bülbülzadelerin konağına götürsün doğru. Baş üstüne Aslı hanımcığım. Bana bakın ne çocuğunuz olursa artık adını da Aslı yenge koyarsınız. hayırlı bir iş yapıyoruz değil mi? Leyla Selena başaramadı galiba. Bak eğer bir daha görüşemezse kendinize iyi bakın tamam mı? Ya Selin o ne biçim laf öyle? Ya, ölüme gidiyormuş gibi. Bir nevi ölüme gidiyorum zaten. Selin abla yapma umudunu kaybetme. Selena mutlaka bizi kurtarır. Vallahi kendi yeğenim diye demiyorum ama çok hamarattır. Yani kıvılcım kadar olmasa da hamarattır. Maşallah. Çok da güzel üstelik. Tabii güzeldir. Kime çekmiş? Yengesine çekmiş değil mi? diyeceğim efendim. Elinizde böyle hazır zengin damat adaylı... gönlü zengin damat adayları varsa... ...siz hazır gelmişken bu Selin'in kız kardeşlerini de verelim gitsin. Hı? Yok artık Aslı Hanımcığım da var neler. Evet aslında. Yani Nazlı'nın gelinlik çağı gelmesine nereden baksanız... İki sene var ama Leyla'yı verebiliriz efendim. Ha merak etmeyin başlık parasında da anlaşırız. Yok 1,5 küp altın yeter efendim. Merak etme Aslı Hanım bana çöp çatan bedia derler. Tez zamanda Leyla'yı da bulurum bir kısmet. İnşallah. Ay bu imam nerede kaldı? Ay bu bayıldı mı acaba imam bayıldı mı? Babam imamı getirecekmiş zaten. Herhalde başka bir yerde nikah varmış ondan gecikti. Aman canım yani imam şart mıydı sanki? Papaz falan getirseydik sonuçta ikisi de din adamı değil mi? Geliyorlar. Ay geliyorlarmış. Ay hadi o zaman kıyalım hemen Selin'e. Yani kıyalım hemen nikahı demek istedim. olmaz. Daha imama okunmuş şerbet ikram edilecek. Ay ya canım ne gerek var siz de bir hoşsunuz. Adam imam değil mi okur içer şerbetini. Olmaz. Şimdi gelin kız odasına çıksın. İmamla damat paravanın arkasında hazır olunca sen de yengesi olarak kızı alır inersin aşağıya. Yani,
Peki o zaman öyle yapalım. Merak ettim efendim. Nikahtan sonra mı vereceksiniz altınları? Peki sanıyorum öyle yapacaksınız. Selinci, hadi o zaman artık odamıza gidelim ha? Yürü bakalım. Şşş, siz nereye? Siz kalın burada bakayım. Gelin kız tek başına gidecek. Gel canım gel sen. Ah yengesinin bir tanesi canım. Yeğenime ne güzel bir gelin oldun sen böyle. Ay, hadi bakalım odana çıkalım. Sonra ben seni alıp aşağı ineceğim. Hadi canım yürü canım yürü.